Merhabalar. TR724 ekranlarında özel gündem programında karşınızdayız. Bugün konuğumuz Nuriye Gülmen. Nuriye Gülmen'i son birkaç yılda hepimiz tanıdık. Çünkü onun da hayatı son birkaç yılda çok değişti. Nuriye Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ederim. Böyle telaşın arasında, belki zor şartlarda yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için çok sağ Ben olun. teşekkür ederim yer verdiğiniz için. Nuriye Hanım, her şey 2016 yılının yaz aylarından sonra başladı. Siz akademik hayatına devam eden, öğrencileriyle, bilimle uğraşan bir kişiydiniz. Sonra bir gün KHK'lar çıktı ve siz görevinizden sorgusuz, sualsiz, mahkemesiz ayrıldınız, görevinizden alındınız. Sonra siz de kendi hakkınızı savunmaya başladınız. Evet. Kasım ayından itibaren de Ankara'da eylemlere başladınız. Evet. Sonra sesinizi daha çok duyurabilmek için iyice sesinizi yükselttiniz ve açlık grevlerine de başladınız. Gözaltına alındınız, tutuklandınız, bir süre hapishanede kaldınız. Sonra sizi çıkardılar. Ancak bu açlık grevleri sonucunda 35 kiloya kadar düştünüz. Sesinizi duyurmaya çalıştınız. Şimdi neredeyse 1320-1330 gün oldu. Hala sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz fakat bir cevap alınabildiğini söyleyemeyiz. Hepimiz Türkiye'deki şartları, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bütün bu süreci konuşacağız. Ama isterseniz hemen sıcak durumla başlayalım. Sizin de şu anda en çok üzerinde durduğunuz konu gene açlık grevinde olan avukatlar Ebru Tiktik ve Aytaç Ünsal'la alakalı. Onlar da çünkü zor durumdalar ve haklarını arıyorlar. Siz de onların sesini duyurmaya çalışıyorsunuz. İsterseniz öncelikle onlarla başlayalım. Sonra biraz daha açarız konuyu. Evet. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal. Ebru 170'i aşan günlerdir ölüm orucunda. Aytaç da 30 gün geriden geliyor. 100, 140'lı, 140'lı bakmıştım. 140'lı günlerinde. Adil yargılanma talebiyle ölüm orucu yapıyorlar. Aslında seslerini çeşitli şekillerde duyurmaya çalıştılar. Dava süreçlerinde uzun zamandır tutuklular. Bizimle aslında daha özel bir bağları var. Çünkü bizim davamız sürerken, biz tutukluyken ve ilk duruşmamızdan 2 gün önce tutuklandılar. Her ikisi de ve onlarla birlikte 17 avukat duruşmamızdan 2 gün önce bizimle ilgili iddialarla tutuklandılar aslında. Ve yargılanırken de biz sorgu konusu yapıldık. Nuriye ve Semih'in avukatları olmaları sorgulandı. O yüzden aslında avukatlarımız, aslında bizim de adalet talebimiz, işimizi geri isteme mücadelemizin sorgulandığı bir durum var ortada. Bu yüzden yargılandılar. Onlar açısından şöyle bir durum var. Aslında ilk duruşmada tahliye edildiler, biliyorsunuz. 17-18, şimdi sayılarını tam bilmiyorum. Avukat hakkında tahliye kararı verildi. Ancak üstünden bir gün bile geçmeden 24 saat içinde tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkartılarak son derece hukuksuz bir şekilde cumartesi günü bir heyet işte bir itiraz merci bulundu, itiraz edildi. Daha sonrasında bu itiraz kabul edildi. Hepsi hakkın bir kısmı hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Ve yakalananlar oldu. Onlar tutuklandılar. Daha sonraki süreçte de tekrar yakalananlar oldu. Ve seslerini duyurmaya çalıştılar ama tutuklu yargılanıyorlardı. Dolayısıyla çok fazla ellerinde imkanlar yoktu. Bu hukuksuzluğu, adaletsizliği duyurmak için ölüm orucuna başladılar. Adil yargılanma aslında Türkiye'de pek çok kişinin, benim de ve arkadaşlarımın da, iş ekmek mücadelesi veren insanların da maalesef talebi haline gelen bir mesele oldu. Çünkü adaletsiz yargılamalarla binlerce insan uzun süreli hapislere mahkum edildiler. Bunlar öyle mahkumiyetler ki 10 yıllardan bahsediliyor. Avukat arkadaşlarımız bir tanesi Barkın Tintik 18 yıl ceza aldı. Ve sorgulanan şey onların aslında avukatlık faaliyetleri. Yapılmak istenen de avukatlık faaliyetinin bir suç haline dönüştürülmesi. Bunu kabul etmiyorlar. Aslında taleplerinin
Evet, adil yargılanma talebi pek çok insanın talebi, özellikle son süreçte darbeden sonra, darbe teşebbüsü diye nitelendirilen şeyden sonra pek çok insanın daha fazla maruz kaldığı bir şey. Ama aynı zamanda avukatlık hakkının, savunmanlık hakkına dönük de bir saldırı var burada ve halkın haklarına dönük bir saldırı var. Bizim örneğimizde görüldüğü gibi aslında biz avukatsız bırakılmak istendik. Kendileri için adil yargılanma talep ederken aslında halkların da haklarını savunma haklarını savunmasının da savunmasını yapıyorlar yeniden. Dolayısıyla aslında bütün bir halkın sahip çıkması gereken bir talep olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda barolara dönük ayrıca saldırılar oldu. Onlar bütün bu saldırılar karşısında aslında bedenlerini barikat yaptılar. Bu çok güçlü bir barikat. Daha önce de ölüm oruçları süreçleri oldu. İşte Grup Yorum'un ve Mustafa Koçak'ın ölüm oruçları oldu. Benzer bir süreci yaşıyoruz aslında. Onun devamı olan bir süreci yaşıyoruz. Yani ölümler olmadan taleplerinin kabul edilmesi çok önemli. İki genç avukat hayata çok bağlı, çok haklar ve özgürlükler mücadelesinde çok önemli bir yerde duran Halkın Hukuk Bürosu avukatları, çok ciddi deneyimleri var ve bu mücadele içerisinde önemli şeyler yapan, toplumsal davalara bakan avukatlar. Nuriye Hanım, bir anlamda şöyle diyebilir miyiz Nuriye Hanım? Aslında bu beklentiler adil yargılanma ile alakalı. Çünkü bugün farkındayız ki Türkiye'de hukukta çok ciddi bir yıpranma var ve insanlar adil yargılanamıyorlar. Pek çok masum insan düşüncesinden dolayı hapishanelerde tutuluyor. Kadınlar, çocuklar, gençler, bir sürü insan, on binlerce, belki yüz binlerce insan. Dolayısıyla evet, aslında bu kişisel bir beklentinin ötesinde bütün herkes için geçerli olan bir adil yargılanma mücadelesi anlamına geliyor, değil mi? Evet. Yani aslında ölüm orucu tam olarak söylediğiniz gibi aslında başında da vurgulamak istediğim adil yargılanma bu sürecin bence en önemli adaletsizliklerinden bir tanesi adil yargılanmama ve bunu pek çok insanın talebini bedenleriyle savunmak durumunda kaldılar. Aslında o insanlara da bir çağrı, birlikte mücadele etme çağrısı ölüm orucu. Biz de açlık grevimizde ifade ediyorduk. Bu artık bir yani o kadar yaygın bir adaletsizlik ki bu ve bir alışmışlığa dönüşüyor bir süre sonra. Bunun önüne geçmeye de çalışan, aslında dayatılan teslimiyeti de bu kabullenmişliği de yarmaya çalışan bir mücadele yöntemi açlık grevleri ve ölüm oruçları. O anlamda da pek çok insanın yaşadığı, sizin de vurguladığınız gibi adaletsizliği çok daha güçlü bir şekilde duyurmaya çalışıyorlar. Evet, Nazlı Hanım, siz KHK ile görevden alındınız ve hala geriye dönemediniz. Defalarca OHAL komisyonuna başvurdunuz. Bugünle geldiğimizde yaklaşık ne kadar oldu? 4 yıl mı oldu? 3,5 yıl mı oldu? 4 yıla yakın zaman oldu. 4 yıla yaklaşıyor. Evet. Peki bu zamana kadar neden görevden alındığınızı anlayabildiniz mi? Yani aslında bizim için, siz başta da söylediniz, işte evet, işimize gelip giden insanlardık ve bir gün işimizden atıldık. Bir gün bir listede ismimiz yayınlandı ve işimizden atıldık. Bu müthiş bir şey. Yani insanın hayatında bir dönüm noktası olarak ifade edilebilecek bir şey. Korkunç bir durum. Bir listede adınız yayınlanıyor. Ertesi gün teröristsiniz. İş yerinize gittiğinizde içeri alınıyorsunuz. Öğretmenler, pek çok memur arkadaşımız böyle şeyler yaşadılar. Okullarına girmek istediklerinde dediler ki, yok hayır, siz giremezsiniz bu okula. Ben dün burada öğretmenlik yapıyordum. Bu çocuklarla birlikteydim. Dün onlara bir şeyler anlatıyordum. Doğruyu ve iyiyi anlatıyordum. Bugün artık terörist ilan edildim. Evet, bir boyutu böyle elbette. Böyle anlatılabilir. Ama bir boyutu da şu bizim açımızdan. Ben kendi açımdan söylersem, somutlayarak anlatayım. Kendimi devrimci demokrat biri olarak nitelendirebilirim. Öncesinde de KHK ile atılmadan önce de çeşitli şekillerde soruşturmalar geçirdim. Okuldan, bir daha önce de çalıştığım kurumdan bir kez atıldım. Mahkeme kararıyla geri döndüm.
Üç kez soruşturma geçirdim. Görevden çıkarma talebi soruşturmalar geçirdim. Yani aslında iktidarın her zaman üstümüzde, bizim gibi devrimci demokrat insanların üstünde bir baskısı vardı. Bu insanların devlet kurumlarında çalışmasına dönük bir aslında temizleme faaliyeti sürdürmek istemiyordu. Onları bir fırsata çevirdiler. Yani bizim açımızdan evet sürpriz mi, şaşırtıcı mı? Öyle de denebilir. Ama bir boyutuyla da hayır değildi. Biz zaten bunları yaşıyorduk ama bu çok daha boyutlu ve çok daha fazla insanı kapsayan bir saldırı oldu. İşte bir şekilde Fethullahçı yapılanmayla ilişkisi olduğu düşünülen insanlar aslında öncesinde muhalif faaliyetler içerisinde olmayan ama sonra bu darbe teşebbüsüyle birlikte yaşanan şeyden sonra işlerinden atılan bir şekilde darbeyle aslında ilişkisi olmayan ama bu yapılanmayla ilişkisi olduğu düşünülen uydurma şeylerle işte bir bankaya para yatırdığı için bir okula çocuğunu gönderdiği için insanlar işlerinden atıldılar. Dolayısıyla çok fazla insanı kapsadı. Çok büyük bir saldırıydı ve temelinde yatan şeyin de şu olduğunu düşünüyorum. Aslında kamuda bir dönüşüm yapılmak isteniyor. Aslında kamu faaliyetlerinin hepsi devlet adına yürütülen ve insanların temel özgürlükleri içerisinde olan sağlık, ücretsiz eğitim gibi hakların tam olarak ücretsiz olmasa da bunların hepsinde bir dönüşüm yapılmak isteniyor. Kamu çalışanlarının performansa dayalı ve giderek bir işçi statüsünde çalıştırılması hedefleniyor. Bu 95 yılında imzalanan GATS anlaşmasıyla zaten taahhüt altına alınmış bir şeydi. Bugün AKP iktidarı bunu o halle birlikte bir fırsata çevirdi ve kamudaki dönüşümün bir ayağı haline getirdi bu saldırıları. Yani biz zaten güvencesizleştirme saldırısı karşısında çeşitli eylem etkinlikler düzenliyorduk. 2013 yılında bu yüzden arkadaşlarımız tutuklanmışlardı iş güvencesi talepli eylemlerimizden dolayı. Dolayısıyla o saldırıların aslında bir devamı. Böyle görmek gerektiğini düşünüyorum ama evet çok fazla insan, 125 bin insan bu şekilde işinden atıldı. Bir kıyım aslında bu. Ömer Faruk Hoca'nın dile getirdiği bir soykırım olarak da nitelendirildi. 1 milyona yakın insanın hayatını etkiledi. Korkunç şeyler yaşandı. İşte işkencelerden tutun da insanların terörize edilmesi, kriminalize edilmesi, işte yani şöyle şeyler oldu mesela. İnsanlar şeye gittiler. Çok affedersiniz. Bazen zihnimi çok iyi toparlayamıyorum. Şu bile yani noterde tanık olmak bile KHK'lar açısından bir şey haline getirildi. Yani tanık olması kabul edilmedi insanların. Onun dışında mesela engellilerin yardımlardan faydalanan insanların yardımları kesildi. Yani aslında bir cezalandırma, boyutlu bir cezalandırma haline dönüştürüldü. Nuri Hanım, insanlar toplumdan soyutlanmak istediler. Buyurun. Müsaadenizle araya girmek istiyorum. Siz bu yaklaşık 3,5 yıllık mücadeleniz sürecinde pek çok insanla da aslında buluştunuz, tanıştınız. Çünkü ortak kaderi yaşıyorsunuz. Geçen hafta Nazan Hanım'a da sormuştum. Nazan Bozuk. Bu arada arada size Nazlı Hanım dedim, kusura bakmayın. Nazan Hanım'la alakalı bir soru soracaktım. O yüzden biraz benim de aklım karıştı. Bu süre içinde siz de hayatınızın herhangi bir döneminde karşılaşamayacağınız insanlarla bir araya geldiğinizi ve onlarla ortak kader yaşadığınızı, dolayısıyla da birlikte mücadele etmeniz gerektiğini düşündüğünüz anlar oldu mu? Yani aslında bizim açımızdan, kendi açımdan söylersem, halkın tüm kesimleriyle biz yani toplumu ezenler ve ezilenler olarak iki kampa ayrılmış şekilde görüyoruz. Ve ezilenler kendini ezilen sınıftan olarak gören ve halka saldırmamış herkes aslında bizimle aynı saftadır. Hep böyle gördüm. Ama temas ettiğimiz insanlar açısından, onlar açısından aslında yeni bir şey oldu. İşte bir şekilde belki dindar ve kendisini iktidara muhalif olarak nitelendirmeyen
işte nasıl tarif edebiliriz bilmiyorum. Yani bir toplamdan bahsediyoruz ve genelleme yapmaktan kaçınıyorum. Bu insanlar bir şeyle karşılaştılar. Daha önce hiç görmedikleri bir zulümle karşılaştılar. Dolayısıyla bu bizi yakınlaştıran bir şey oldu. Onların da aslında bizim yaşadığımız şeylerin aynısını yaşamaya başlamaları dolayısıyla tabii ki bizi ortak zeminde buluşturdu. Nazan Melek Çetinkaya örneğini anlatmış. Benim de çok yakından temas ettiğim. Yani benim ailemde işte dindar insanlar, benim çok uzak olduğum bir çevre değil bu insanlar. O yüzden hani böyle hiç bilmediğim bir şeyle karşılaşmış değilim ama bu insanlarla ortak zeminde mücadele etmek tabii ki ayrı bir şey. Melek ablayla böyle bir deneyim yaşadık. Onun işte ilk eyleme başlaması, bizimle birlikte alana çıkması, sonrasında işte bir onun da nasıl desem yani bir şeyi karşıdaki gücü tanıma, ona göre konumlanma, bizimle birlikte hareket etme, bizim ondan öğrendiğimiz, onun bizden öğrendiği şeyler oldu. Bunlar tabii ki çok kıymetli şeyler ve birlikte mücadele etmenin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bizim açımızdan da onlar açısından da görmüş olduk aslında bu süreçte. Siz bu ölüm orucundan sonra bir röportajınızı da izledim. 35 kiloya kadar düştünüz. Ve artık vücudunuzun direnci muhtemelen dayanamayacak noktaya geldi. Belki de ölümle burun buruna geldiniz. Gördük, haberlerde gördük, yayınlanan sosyal medya ortamlarında sizin durumunuzu gördük. Çok üzücü bir durumdu işin doğrusu. Peki yani değdiğini düşünüyor musunuz o yaptıklarınızın ve şu anda yapıyor ola geldiklerinizin? Yani aslında bir nasıl diyeyim, bir seçenek olarak yapmamayı hiç düşünmedim. O yüzden de hani geriye dönüp baktığımda benim için bir tercih ya da iki yoldan seçilmiş biri gibi görünmüyor. Yani değdi değmedi sorusu bilmiyorum. Tabii ki değdiğini düşünüyorum. Bugün yani belki şöyle anlatabilirim. Bugün kanun hükmünde kararnamelerle ilgili eğer belli şeyleri anlatabildiysek insanlara, kanun hükmünde kararnamelerle işten atmaların gayrimeşruluğu konusunda bir bilinç oluşturabildiysek, aşıklarımızın bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ama sadece gerçekten bizim iş ekmek mücadelemizle sınırlı bir şey değildi. Alana çıkmamız, demokratik haklarımızı kullanmak konusundaki ısrarımız, bugün hala sürdürdüğümüz ısrar gerçekten çok kıymetli. Ben çok sık alana çıkamıyorum sağlık sorunlarımdan dolayı ama arkadaşlarım, sizin de röportaj yaptığınız Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu, Acun Karadağ, Alev Şahin ısrarlı bir şekilde alan mücadelesini sürdürüyorlar. Aslında bunu AKP faşizmi bir nevzi savaşına dönüştürdü. Yani bizim işimizi geri istiyoruz sözümüzü ifade edebilme mücadelesine dönüştürdü. O alanı kullanabilme mücadelesine dönüştürdü. Çünkü izin vermiyorlar. İşimizi geri istiyoruz. Talebini söylememize bile müsaade etmiyorlar. Ama buradaki ısrar, oradan açtığımız yol, yüksel direnişiyle birlikte açtığımız yol aslında demokratik hakların kullanımına ilişkin çok önemli bir mevzi. Bugün sokağa çıkılabiliyorsa gerçekten yükselde ve çeşitli yerlerde sürdürülen mücadeleler sayesinde ve gerçekten bu faşizme karşı mücadelede sokaktan başka bir yol yok. Sokağa çıkmak zorundayız. Direnme hakkımız konusunda ısrar etmek zorundayız. Bu anlamıyla da direnişin çok önemli bir etkisi var. Kanun hükmünde kararnamelerin gayrimeşruiyetini anlatması açısından da çok önemli. Bugün de aslında evet iş ekmek mücadelemizi sürdürüyoruz ama bir taraftan da başka insanlarla, adalet mücadelesi veren insanlarla bir araya geliyoruz. Adalet istiyoruz diye bir platform oluşturduk. Orada her ne şekilde olursa olsun bir şekilde adaletsizliğe uğramış halktan insanlarla bir araya geldik ve birlikte mücadele yürütme kararı aldık. Bu aslında bu birleşmenin bir önemli bir adımı. Çünkü iktidarlar şöyle saldırıyorlar, gerçekten bizleri ayrıştırarak saldırıyorlar.
Yani Nazan da anlatıyor ya o şeyde, işte diyor ki bunlar bu örgütten, öbürüne diyor ki onlar da o örgütten falan. Bizi bir şekilde aslında halk kesimlerini ayrıştırarak yönetebiliyorlar. O yüzden bizim de yapmamız gereken tek şey birleşmek. Bu yüzden bu birleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün halka da yaptığımız bir çağrı var aslında bu birleşmeyle. Adaletsizliğin muhatabı olan herkes Adalet İstiyoruz platformunda birleşebilir, bizimle birlikte mücadele edebilir. İlla kendisinin fiili olarak bir dirençte olması da gerekmiyor. Ama adalet talebi varsa birlikte olmalıyız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün başladığımız noktadan aslında çok daha ileri bir yerdeyiz. Ben tek başıma çıkmıştım 9 Kasım 2016 tarihinde. Ve o gün gözaltına alınmıştım tek başıma. Bugün başka yerlerde çeşitli mücadeleler sürdürülüyor ve bunlar birleştirilmeye çalışılıyor. Birlikte bir ses çıkarılmaya çalışılıyor. O anlamda başka bir yol yok. Yani evet. Nefes almak için, hayatta kalmak için. Galiba işin özünde şu var. Zulme uğrayan insanların bir kimliği yok. Zulme uğrayan zulme uğramıştır. Orada kimlik aranmaz. Bugün bakıyorsunuz cezaevlerinde sağlık hizmeti alamadığı için ölümle burun buruna kalan insanlar var hala. Evet. Cezaevlerinde rakamları belki siz de görüyorsunuzdur. 700'den fazla 6 yaşın altında bebek cezaevlerinde anneleriyle beraber kalıyorlar. Ve onların bir annenin bu şekilde içeride kalmaması gerekmesine rağmen maalesef tutuluyor. Dolayısıyla bu adalet istemek aslında zulmü uğrayan herkesin hakkı olarak gözüküyor. Evet. Evet, öyle tabii ki. Nazan çok güzel anlatmıştı o bebeklerle ilgili, tutsak bebeklerle ilgili konuşmasında. Bu nasıl bir intikam, nasıl bir hınç intikam alma yöntemi, bebeklere düşman diye anlatmıştı. Çok güzel ifade etti. Gerçekten öyle, 700'e yakın bebeğin bugün hapishanelerde tutuluyor olması korkunç bir şey. Onlara da ses olmak zorundayız. Bebeklerin, hapishanede kalan bebeklerin aile anneleriyle birlikte tahliye edilmesi gerektiğini dillendirmek zorundayız. Evet, yani mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün adaletsizliğe uğrayan herkesin sesi olmaya çalışacağız. Yüksel Direnişi bu anlamda aslında bir halk kürsüsüne dönüştü. Siz de takip ediyorsunuzdur. Her gün orada işimizi geri istiyoruz talebinin yanında adaletsizliğe uğrayan herkesin talebi dile getirilmeye çalışılıyor. Nerede bir adaletsizlik varsa, kim bir adaletsizliğin muhatabıysa Yüksel Direnişi onun sesi oluyor. Ve diğer direnişlerimiz de öyle. Bunu yapmaya devam edeceğiz ama tabii ki sadece oradan yükseltilen ses anlamlı değil. Bu adaletsizliği yaşayan herkesin de kendi cephesinden ve hep birlikte de mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor. Tekrar teşekkürler Nuriye Hanım. Çok sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Umarım güzel günlerde yeniden buluşulur. Daha adil bir şartlarda buluşulur. Türkiye'de sıkıntı çeken insanlar bu sıkıntılarını aşarlar. KHK'lılar görevlerine dönerler. Ve o eski güzel günleri tekrar bir şekilde yaşarız diye ümit edelim ve bu dileklerle programımızı kapatalım. Teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler.